Olur. Galatasaray'daki hücum aksiyonlarında iki tane oyuncunun hep çok iyi oynaması lazım. Şimdi o sorumluluğu biz Reo Hoca ile konuştuk. O sorumluluğu bu genç yaşta Kerem alıyor. Kerem'e veriyorsun. ya. biraz belki sorumluluğu fazla yüklüyorsun ama Kerem ve e, Fegül'ünün kesinlikle her maç iyi oynaması lazım. Çünkü Galatasaray takımın hücum anlamında iki tane oyuncudan ibaret. Sen Cagney'e topu çok iyi getireceksin ama Cagney etkili değil. Bak gol noktasında 18 içinde 6 pas içinde olabilir. Ama oyunun genel, genel kısmında belki Galatasaray'da yani Oyunun çıkmamasının sebeplerinden bir tanesi bu. Santrafor. Bir oyuncu da artık Fatih Hoca ısrar edecek. Ya Jack olacak bu? Ya Mustafa Muhammed olacak bu? Yani ikisinden birini artık tercih etmesi lazım. Galatasaray takımı ben belliydi zaten. Hatay takımı çok fazlasıyla geriye yaslandı. Yani diyor ki üzerime doğru gel. Galatasaray çok etkili olmadı aslında. Çok iyi mücadele etti. Tamam şunu anlarım kazanmak çok önemlidir. Bu maçlarda kazanma alışkanlığı çok önemlidir. Ama Galatasaray takım bugün çok keyif vererek oynamadı. Çünkü Hatay Spor o tepkiyi veremedi Galatasaray takımına karşı. Sadece 10 dakika. 10 dakika haricinde Galatasaray'ın çok net pozisyonu, net diyebileceğim bir iki pozisyonu vardır. Genelde kenarları kullanmaya çalışan, kenarlardan ortayla gelmeye çalışan bir Galatasaray takımı var. Ama kazanmak önemli. Tamam şunu anlayabilirim. Muster e, ama oyunu domine ettik çok pozisyonluydu yani öyle, demiş. Öyle denir çünkü zaten topta Galatasaray'da top. Onda bir sıkıntı yok top zaten Hatay Galatasaray'da. Hatay zaten böyle oynuyor. Hatay takım ama geçen seneyle arasında dağlar bu, kadar, bu, kadar fark. Mehmet var. bunu karıştırıyoruz ya. Evet. Bu Galatasaray'ın iyi diğer takımlarca lan. topa sahip olup oynamayı, evet. pas yapmayı çok iyi oynadık zannediyoruz. Esas bunu pozisyona şey. öğretmelisin. Şu bir kadroyu arkaya verinler verebilir Verelim, mi? Verelim sevgili Şurada Tolga. Nelson şey, e, için de. Içinde... E, skartlarımızı tebrik ediyorum Önemli bir futbolcu Galatasaray'a geldiği için ama o da çok şanslı demiş Ben size. bir maç üzerinden bir oyuncuyu değerlendirmem Şimdi bir çıkal Onları da göreceğiz ama ben de Levent abi Şöyle katılıyorum yani 6-6.5 milyon euroluk Bir oyuncu hani biraz daha bir şeyler Göstermesi lazım bana ama tabii ki bu zamandan göreceğiz belki bunu söylüyoruz 2 hafta sonra sana maç kazandıracak Yani bir bakacağız ne olur ben Bir uyum sürecine evet, bakmak var, lazım kolay değil. Ya, Yeni Hocam, hocam bir ben, istemiştim bir bakalım Ben kısa bir şey söyleyeceğim Galatasaray takımı geçen hafta Giresun'la maçla çıkan e, bir bir tek oyuncu şekliyle. eksik. Yani bir kadro istikrarı yakalamaya çalış, çalışıyor gibi. Nelson'un yerine geçen hafta marka marka, marka, marka oynadı. Marka. Aynı ilk 11 oynadı. Esas Galatasaray'da özellikle Peki bu ilk 11 o Levent Abi'nin de söylediği üretkenlik anlamında ideal 11 midir? Ya üretkenlik şimdi idealden daha önemli üretkenlikle ilgili rakip yarı alanda Galatasaray'ın doğaçlama oyunu var. Onun için şahıslardan daha önemli oynadığı da oyun konuşulması gerekir. Şimdi bugün Jack ne gol de atabilir o önemli değil. Santrofor günümüzde artık burada oynadığın zaman Santrofor öne çıkıp alan yaratması gerek. Alan opsiyonlarını kime yaratacak? Çıkıldağ ikili mi oynuyor? Çıkıldağ arkasından serbest oyuncu gelip onun dip koşu yapacak. Feguli buradan, Kerem buradan. Yani Galatasaray'ın bu planları çoğalması gerekir. Yalnız artık günümüz santraforları gol harekesiz. atması tabii ki önemli. Hareketsiz. Hareketsiz öne gelip arka alanları, opsiyonları açması gerekir. Oraya Berkan da girmesi gerekir. Ben Berkan'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Gelen transferler içinde şu ana kadar ben Berkan Kutlu'yu bir adım önde görüyorum. Çok iyi oyuncu ama Berkan Kutlu 8 numara değil. Ee, Levent abi de az önce onu söyledi. Doğru Berkan Kutlu Taylan oynuyor. Geçen hafta buraya asist yaptı. Bugün yön değiştirdi ama Berkan sanki şu bölgede bravo 6 numara de. top Yapan kaybı yapmaz abi. perspektifi çok iyi oyunu kurar ben demiyorum birebir aynı diyor o ayrı bir oyuncudu. Fernando vardı biliyorsun ondan Aa, sonra tabi, müthiş tabi. bir oyuncuydu ama ne kadar değerli ben, olduğu gidince ben, anlaşıldı Tabii. Tabi, UEFA Kupası'nı kazandı tabii şimdi Galatasaray'ın özellikle savunma önünde topu alan oyuncu 7 tane oyuncu oynatıyor şimdi Van Al Anolt soldan çıkıyor sağdan da boya çıktığında 2-1 7'ye çok pozisyona döndü Evet Taylan iyi niyetli top kazanıyor ama Berkan Kutlu'yu Fatih Hoca orada oynatırsa biraz Taylan'ı buraya çıkartırsa daha burada baskıda da çıkarlar. Çünkü geldiği takıma da bakmak gerekir. Nereden geldi? Alanya Spor'da. Çağdaş atan, topa sahip olan, o pozisyonları çalışan bir antrenör. Berkan'ı ben burada da Fatih Hoca'nın yeri geldi denemesi Kullanış, gerekir. Sol ayağı temiz, de. baskıda topu kullanabilir. Öndeki 7 tane de oyuncu oynatabilecek bir oyuncu. Evet. Taylan kötü oynuyor demek değil bu. Yani bunu da denemesi gerekir. En ben son sadece bir şey söyleyeceğim. Hoca beni eleştirdi de kadro değişikliği konusunda. Teknik adam değil olduğumu söyledim ben. Gazeteci yorumu yapıyorum. Teknik adam yorumu yapmıyorum. Ay dedi ki ya. insanlar ben anlıyorum verdiğin mesajı bana. İstikrarı kadro diyorsun. Kupa maçının kadrosunu yazar mısınız oraya? Avrupa'ya çıkan kadroyu. Kupa Avrupa maçının. Galatasaray Avrupa'da da aynı Levent oynuyordu. Avru Burada da aynı güçlü. oynuyordu. Avrupa'da farklı Op kadroyla oynuyorsun. Doğru o oynuyorsun. o başarılı olamıyorsun orada. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya benim ölçümdeki bakış açım bu Benim kimse eleştirme şeyi yapmıyorum ben yani. Ben Galatasaray takımını 35 senedir takip ediyorum Fatih Terim'i de yakından takip eden bir adamım Galatasaray takımı şu gördüğün kadroyla Lig yarışı içinde olmaz Bak net söylüyorum bir Bu de, oyun anlayışıyla şampiyonluk yarışı içinde olmaz Trabzon'unda Beşiktaş'ında Hatta Fenerbahçe'nin oyun olarak gerisinde Yazalım Levent abinin sözünü bir Bunu de, net bir söylüyorum de, Bir de futbolda önemli şey Bunların hiçbiri gitmeyebilir Galatasaray takımının ikinci tehlike bu esasen Bazen futbolda coşku tekniğin önüne geçer. Teknik çok iyi bir kadronun coşkulu bir kadro. Evet. Bir bakarsın o gün galip gelir. Galatasaray takımında sağ içinde reaksiyon o coşkulu verecek oyuncu topluluğu da yok. İşleri iyi gitmediğinde. İşte yani onda sıkıntısı ben var. Bazen yani. Benim o... söylediğim bu. Galatasaray'da bazen... oyunu hızlandıracak, coşkuya taşıyacak bir Melos'u yok. Bir Fernando'su yok. Yani arkadan oyunu yapacak yok. Herkes seyrediyor teslim olmuşlar. Bir iki oyunu da bekliyorsun onu. Ya olur mu? İkinci hareketten sarı karttan atılacak oyuncu var Hatay'da. Atılacak Bakacağız. ayak basmada basmaları, faullerde. Belki hoca bunu söyleyecek. Ben hoca devrarsa dinledim. Ama sadece oyunu yani taktiksel yönden okumak doğru bir şey değil. Oyun her şey taktikle değil ya. Oyun bazen oyuncunun ortaya coşkusunu koymasıyla da maç kazanılır. Şu andaki değişiklikte yaptığı baskıda Uyundam'ı aradardı vurdu kafayı gol attı atmasa maç 1-1 bir bir ya. Beni enteres etmez. Çıkaldı o denilen adam önüne geldi ilk topu gol yapacak. Direğe vurmayacak. Çok net. Çok, çok net rahat pozisyon. Çok net çok rahat. Ayak içiyle vuracak evet, gol yapacak. Çok rahat. Onu Fegül'ünün golü atması tamamen kendi becerisi. Ermen abinin devre arası dinlediğim gibi. Evet o bir becerisiyle o vuruşu yapıyor. Yani normal koşullarda Çikaldo'nun ben bilmiyorum hoca da söyleyecek şey de söyleyecek ben ortaya bir fark koyduğunu görmedim bir roman oyuncu olarak. Ek sırasını görmedim İki maçlık süreçte evet. Ama bunu Fenerbahçe Mesut Özil'de görüyorsun, Pelkas'ta görüyorsun. Öyle değil mi? İrfan Uğuz Gustavo'da görüyorsun, İrfan Can'da görüyorsun. Beşiktaş'ta mesela o orta sahada ben hala da Alanya'dan alınan e, Türk oyuncu vardı ya adı neydi unuttum. Salih mi? Salih'te de görmüyorum bunu. Bak Salih Mensat'ta da görmedik geçen sene. Kadroya giremedi. Ama diğer oyuncular oynamaya devam ediyorlar. Luyendam'a bugüne gelene dek çok çalıştım. Kendimden çok şey verdim. Ve Buyur. bugün gol geldi demiş. Ee, çok sorgulandı hakikaten Luyendam'a. Ee, ben geçirdi. Transferde adım geçiyor olabilir ama ben Galatasaray'da devam edeceğim. Hatta sonsuza kadar devam edeceğim demiş. Yani buradayım. Ya, Geldiğinde çok verin. iyiydi. Yani Sakatlıktan sonra sıkıntı yaptı, yaşadı. Evet, Biraz ağırlaştı. Evet, evet. Peki... Erman Hocam 88'de geldi gol. Zor bir galibiyet olduğuna şüphe yok. İlk yarıdaki görüntüden ikinci yarıda bir ara riskleri de aldı. Hatta biz bir ara orta sayı biraz verdi. İki, çift santrafora dönünce dedik. Ama bu sefer ikinci şans topları duran toplarda tehlike yaratmaya başladı ki golde bir duran toptan yan toptan geldi. Yani Levent abi diyor ki bu oyunla yarışın içinde zor olur Galatasaray. Hatay geçen seneki Hatay değil. Değil. Geçen seneki Hatay bu Galatasaray'ı yener. Bu Penza, Akın evet, evet. yani. Çok doğru. Daha oynamadan diyemez öyle bir şey de. Hani geçen seneki Hatay. Tabii. Mesela bu Penza. Maç 1-1. Hatay takımı çıkamıyor. Galatasaray o kadar müsait ki arka tarafı. Galatasaray'ın defansı <laughs> çok fazla geri kaçıyor. Teke tek kalmaktan korkuyor futbolcular. Çalım yerim diye korkuyorlar. Çok geri kaçıyorlar. Çok geri kaçılınca ara çok fazla açılıyor. Ve Galatasaray orta sahasında oynayan oyuncular çok yoruluyorlar. Çok mesafe kat ediyorlar çocuklar, genç çocuklar filan. E, Feguli de zaten tam hazır değil fizik olarak. Yalnız şu bir gerçek. Fatih Terim'in Fegoli'yi bir hale getirip oynatması şart Galatasaray'da. Yoksa Galatasaray'ı çıkıp da bir başka oyuncu toparlayamayacak onu söyleyeyim. Hmm. Feğuri Feküli toparlayacak. Feğuri'yi de şöyle kullanacaksın. Feğuli'nin yanında genç çocuklar var koşar İyiler de fena değiller olacaklar. Feğuri'yi fazla defansa yardımda kullanmayacaksın. Hücumda etkili kullanacaksın. Aynen. O zaman Galatasaray başarılı olur. Çok Fizik yorum Fizik olarak Taylan. biraz daha hazırlanması lazım. Kerem çok koşuyor Erman evet. abi de yani doğru Yani iki oyuncu mesela Kerem'de öteki çocuk Tayland'da çok koşuyorlar. Faydalı işler de yapıyorlar. Tegüri de onlara iyi abilik yapıyor. Yani orada bir Fatih Ahenk tutarsa iyi olur. Ama defans çok geriliyor. Hatay takımı değil de topu iyi kullanan bir başka takım olsaydı... ...araya top atsalardı Galatasaray çıkamazdı bugün oyundan. Onu söyleyeyim. Mesela bu Sivas'la Galatasaray oynasa kazanamaz. Çıkamaz. Tabi. Galatasaray... Galatasaray çıkamaz. Onu söyleyeyim. Yani Galatasaray daha şeyini, e, havasını bulamadı. Şansı Hatay'la oynadı.